Hemen size de soralım. Dizi tarihinin, Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi dizi çifti sizce kim? Şimdi ben kendi cevabımı vereyim. Elbette ki Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Bihter ve Behlül. Benim için daha üstüne gelmedi. Sen çok yakıştırıyorsun da onlar bir daha buluşamıyor. Sorun orada. Ama işte güzel haberi veriyorum. Azıcık seni dinlesin. Aradan 11 yıl geçti efendim. Yeniden kamera önüne beraber geçiyorlar. İzleyelim detayları. Aşkı Memnu hayranları, çayları, çekirdekleri hazırlayın. Behlül ve Bihter 11 yıl sonra buluşuyor. Gerçekten şaşırtıyorsun beni. Haberini çözemeden başka bir Behlül'le karşılaşıyorum. Kaç yüzün var, hangisi gerçek Behlül çok merak ediyorum. Türk televizyonlarında en çok tartışma yaratan, yıllardır tekrar tekrar oynatılan, internet ortamında da en çok tıklanan dizilerden biriydi Aşk-ı Memnu. Sen rezil bir adamsın. Niye hala anlayacak senin ne olduğunu? Nihal'i entrikalarında kirletemeyeceksin. Buna izin vermem. Mesul! Behlül ve Bihter'in maceraları, aşkları sosyal medyanın sosyal medya olmadığı zamanlarda çok konuşulur, mahallede çok tartışılırdı. Artık dayanamıyorum. Behlül ve Bihter yeniden buluşuyor. Behlül, yanıyorsun sen. Ne diyorum sana, gözlerim alev alev. Örtme üstünü, zaten ateşlisin. Bırak. Üşüyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'la Beren Saat 11 yıl sonra yeniden partner oluyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'ü oynayan ikili Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse adlı dizide oynayacak. Bihter. Ne istiyorsun? Niye arıyorsun beni? Vicdan azabı çekiyorum. Hayal kırıklığına uğrattım seni. Artık beni hiç ilgilendirmiyorsun. Yazdığı dizilerle ezber bozan Gülseren Budayıcıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'e nasıl bir rol biçti şimdilik sır. Tango bizim dansımız. İtirazlı. Tutkulu. Onların Aşk-ı Memnu çekimleri boyunca birbirlerinden hiç hoşlanmadıklarını, yıldızlarının hiç barışmadığını biliyor muydunuz? Evet. Set molalarında bile ayrı ayrı odalarda takılıyorlarmış. Şöyle ki işte Kıvanç Tatlıtuğ Selçuk Yöntem'le Hazal Kaya ile vakit geçirirken Beren Saat ise Nebahat Çehre ve Nur Fethioğlu ile beraber vakit geçiriyormuş. Evet. Fakat senle biraz evvel konuşurken Aşk-ı Memnu üzerine şimdi olsa o 100 küsur kaç bölüm sezon olurdu, giderdi. 4 sezon devam ederdi. Bu aldatma ihanetin sonucunu bir türlü göremezdik. Ya da ölürdü Bihter, yavrusu çıkardı başka bir şeyde. Ama şimdi ona baktım. 1975'te TRT'de sadece 6 bölüm yayınlanıyor ve 33 dakika. Evet, her 33. Her bölüm. Onları da izledim biliyorsun. Evet, ilk 2008'de hepsini izledim. Kaç kere mi? 2008'de Kanal D'de yayınlanmıştı ve sonuna kadar. O da 79 bölüm. Hemen 1,5-2 senede bitti. Tabii 1,5 yılda bitti. İnanılır gibiydi. Şimdi olsa 4 sezon. Yalnız her izlediğimde ben burayı nasıl kaçırmış dediğim sahneler yani yakalıyorum. Neyi kaçırabilirsin hayatım? Her izlediğimde hep aynı tepkiyi veriyorum. Aptallık etme Bihter demekten dilimde tüy bitti. Gerçekten öyle. 116. kez izlerken geçen gün telefonla konuşurken telefonu kapattı. Dur sahneyi kaçırıyorum diye. Allah'ım. Bir de hep şeyi düşünüyorum. 2008'den beri izliyor. Bir de neyi düşünüyorum biliyor musun hep? Evet, birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Yıldızları barışmamış. Çok iyi götürdüler. Ama kamera önünde
öyle tutkulu bir aşığı oynuyorlar ki. Hatta biz hatırlıyor musun o dönem aralarında bir şey var mı yok muyu konuşuyorduk. Sonradan öğrendik ki dizi bittikten sonra öğrendik hatta. Hele final, birbirlerini hiç sevmiyorlarmış. Hele final sahnesinde birbirlerine olan negatif duyguları zirveye çıkmış. Ekip onları böyle aman ayrı ayrı hoş tutmak için de büyük çaba sarf etmişler. Galada da zaten çok fazla hani son sahnesini gala şeklinde çektiler. Biz de oradaydık. Çok fazla bir araya gelmemeye dikkat ettiler. Aradan böyle bir 2-3 yıl geçtikten sonra hiç unutmuyorum böyle sanki Beyoğlu gibi bir yerde birbirlerini gördüler. Ortak bir dostlarının kutlamasında sarılmışlardı, barıştılar diye evet. de o zaman haberlerini yapmıştık. Sonrasında 2008'den bu yana yani dizi bittiğinde 2010 falan da herhalde evet. ondan bu yana 11 yıl içinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'e birlikte oynamaları için hiç mi teklif gitmedi? Defalarca gitti. Reklam filmi teklifleri, dizi teklifleri, tiyatro, müzikal, sinema ve astronomik ücretler. Hiç ikisi de kabul etmediler. En son aslında kabul etme noktasına gelmişlerdi. Şundan dolayı bozuldu iş. Beren Kıvanç'ın kendisinden çok daha yüksek ücret aldığını öğrenince o iş bozulmuştu hatırlıyor musun? Evet. Oldu oluyor diye konuşuyorduk evet. biz de hatta. Çünkü Beren Saat de setlerde kadın oyuncuların erkek oyunculardan daha az ücret alması konusuna çok tepkili. Tıpkı Hazal Kaya gibi ve bazı yapımcılar gibi. Dolayısıyla ona hayır dedi. Yoksa Kıvanç'la eskisi gibi aralarında bir problem yok. Ancak hadi ikisinin ve dizinin acayip fanatik hayranısın sana sorayım. Tekrar bir araya gelirlerse işte onu bilmiyorum. Yoksa büyü bozulur mu? O büyü bozulur diye de biraz korkuyorum biliyor musun? Sen mutlaka dilimi izlersin. Ben seni biliyorum. Keşke öyle olsaydı, öyle olmasaydı, öyle olsaydı. Keşke Aşk-ı Memnu'da kalsalardı falan olabilir. Diyebilirim. Sen beni biliyorsun. Olabilir, olabilir. Evet, Derya Linka diyor ki dizilerde en yakıştırdığım çift Bergüzel Korel ve Halit Ergenç. Bin bir geceydi zaten de evlendiler diye eklemişsiniz. Evet. Tabii ki de Bihter ve Behlül. Ya Gülşen, ben de senin gibiyim. Hala izliyorum. Gerçekten öyle. Ben de hala izliyorum ve hiç sıkılmadan izliyorum. Bazen Müge ile Zoom yaptığımızda kesiyor ya. Onu izliyorum. Ya müziği diyor ki, geliyor. Müzik geliyor. Bir de diyorum ki bir dakika dur. Ne oldu? Şu sahneyi kaçırmamam gerekiyor. Perle demiş ki en yakışan dizi çifti Çalıkuşu Fahriye Burak. Zaten Ahmet'te. Onlar da evlendi. O kadar yakıştılar ki evlendiler. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu hep yakışanlar da evlenmiş. Ben tabii ki vazgeçemiyorum. Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli ile Halit Ergenç de çok yakışmıştı. Çok. Yani. O büyüyü sonra Meryem bozmuş. Bozmuştu. Evet. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol. Televizyonun en yakışan çifti Birce Akalay, İbrahim Çelikkol. Bayağı da yazmış. Fanları uyanmış belli ki. Asmalı Konak, Bahar ve Seymen. Aa. Üstüne de tanımam. Ama bak ne oldu? Sonra Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay yeniden bir proje için bir araya gelmediler. Olmadı. Hatta aynı büyü dizi bittikten sonra sinema filmi çekildiğinde yine olmadı. Yani bir şey zirveye çıktıysa onu çok da fazla zorlamanın anlamı yok. Ha, bir daha bir araya gelirlerse Gülseren Hoca'nın eserinden uyarlanan bir dizide izlenmez mi? Mutlaka izlenir de. Hani şu an bakıyorum Bihter ve Behlül açık ara önde diyeceğim biraz önce sen. Şeye gittin ya final gala gecesine ödüm patladı tekrar o Beşir hikayesini anlatacaksın yok, diye. Bitti. Çünkü siz bile artık ezberlediniz artık anlatmıyoruz bitti. İçimde Beşir. Geçmişte olmuş. İçimizde kalmış gerçekten İçimizde öyle. İçimizde kalmış evet.